Bugün Instagram'da sizlerden en sık aldığım sorulardan bazılarını cevaplayacağım. Bazı sorular çok daha yaşa özel sorular. İşte çocuğumun şu yaşta şu kadar kelimesi var, normal mi? Gibi bazıları daha genel sorular. Şöyle bir genel soru cevap yapacağız yani. Bu arada eğer Instagram'da takip etmiyorsanız etmeyi unutmayın. Çünkü orada da çok güzel ve daha farklı bilgiler paylaşıyorum. İlk alacağımız soru grubu yaşlara göre dil gelişimiyle ilgili ya da kelime dağarcığı ile ilgili sorular. Mesela 14 aylık 20 kelimesi var. Normal mi? Sizce normal mi? Bakalım. Aşağıda da linkini görebileceğiniz 0-5 yaş dil gelişimi kaynağı var önümde şimdi. Burada özellikle 12-18 aya bakacağım şimdi. 12 aylıkken biz genelde ifade edici dilde belki yavaş yavaş tek kelimelerin gelmesini bekliyoruz, değil mi? Hayvan sesleri taklit edebilir ya da tok, kuş gibi çok basit kelimeleri söyleyebilir. Ama bu 12-15 ay arası olabilir ya da daha 10 ayda da gelebilir. Yani baktığımızda aslında 10-50 kelimeye kadar üretebilirim demişiz 12-18 ay arasında. Bu biraz daha az da olabilir, daha çok da olabilir. Bu bir ortalama gibi düşünün. Yani neymiş? 14 aylıkken 10 kelime üretiyorsa bu normalmiş. Neler kelimeden sayılıyordu? Onunla ilgili de çok güzel bir video yapmıştım. İzlemek istiyorsanız link aşağıda. Sonra yine 18 aylık kaç kelime söylemeli demiş. Yine baktığımızda 18 aylıkken bir çocuk 20-50 kelime kadar üretebilir genel olarak. Yine bir sürü böyle soru var. Mesela 20 aylıkken ilk kelimesini söylemesi normal mi? Biraz geç. Biz ne demiştik? İlk kelimeleri daha çok 12-15 ay arasında bekliyoruz diye. Ama tabii ki neleri kelimeden saydığınız da önemli. Sadece kelime sayısına bakmıyoruz. Onun dışında çocuğun diğer iletişim davranışları da önemli. 2 yaşına girecek çok az kelimesi var. Kedi köpek sesi çıkarıyor. Bu arada kedi köpek sesleri ya da işte hav hav, miyav, nino, bip bip gibi bunlar da kelimeden sayılır. Onu da unutmayın. 2 yaşında ne bekliyoruz biz yine? Bakalım buradan. 18-24 aya bakalım. 18-24 arasında 2300 kelime. Ne kadar büyük bir fark, değil mi? En başından en sonuna gidersek. Yani 2 yaşta aslında 2 yaşına girerken genel olarak biz 50 kelime en az bekleriz. Tabii bunun en az beklediğimizle ortalama beklediğimiz biraz farklı ama öyle düşünün. 2 yaşında da yavaş yavaş iki kelimeyi basit basit birleştirmesini bekleriz. 2,5 yaşında 2 kelimelik cümle kuruyor. Normal mi? Normal. 15 kelime var ama cümle yok. Cümle yapmakla ilgili, yani cümleleri kurabilmesine yardımcı olabilmekle ilgili çocuğun bir video yapmıştım. Orada da demiştim ki cümle olması için çocuğun en az 50-100 arası kelime üretmesi ve bu kelimelerin sadece isim değil, farklı farklı kelime çeşidi olması gerekir demiştik. 15 kelime varsa zaten çocuk daha cümle kurmaya hazır değil demektir. 19 aylık suya u diyor. 16 aylık anlaşılmıyor. 2 yaşında kelimeleri tam çıkaramıyor. 19 aylık suya u diyor. Belki sesini henüz çıkaramıyor olabilir. Çok normal, daha bu kadar küçük yaşta her sesi çıkaramaz. 16 aylık anlaşılmıyor. 16 aylık çocuk nasıl anlaşılsın zaten? Pek çok ses daha yeni geliyor. Bu kadar acele etmeyin anlaşılırlık konusunda. Dil becerileri ayrı, konuşma becerileri ayrı. Bunu da hep açıklıyorum zaten. 16 aylık bir çocuk spiker gibi konuşamaz. 2 yaşında kelimeleri tam çıkaramıyor. Bu da çok normal. 26 aylık kelimeleri net söyleyemiyor. Normal. Net söyleyemeyebilir. Lütfen netliğe bu yaşta takılmayın. Lütfen. 2 yaşta anlaşılırlığın biz yarı yarıya olmasını bekliyoruz. Bazen biraz daha bile az olabilir. K yerine T diyor. Buna biz önleştirme diyoruz. Bu bir fonolojik işlem. Neden? K, G geride olan dilin gerisinin arkasının kalkmasıyla oluşan sesler. O biraz zor olduğunda ya da çocuk bunu nasıl yapacağını bilmediğinde onları T, D ile değiştirir. Bu çok sık görülen bir işlemdir. İşte kuşa tuş diyordur çocuk. Gole dol diyordur. Belli bir yaşa kadar bunu normal karşılarız. 3 yaş civarında genelde düzelmesini bekleriz. Bazen biraz daha gecikebilir, bazen kendiliğinden düzelmeyebilir. O zaman terapi gerekir çocuğumuza. Şimdi buradan biraz daha kritik iki soruya geleceğim. Bunlardan birisi 2 yaşında göz teması kurmuyor. Çocuklar göz teması kurmaya çok erken başlarlar. 6 aylıkken bile göz teması görüyoruz. Eğer çocuğunuz da 2 yaşında hala göz teması yoksa mutlaka bir doktor kontrolü alınmalı. 5 yaşında ve konuşmuyor normal mi diye bir soru olamaz. 5 yaşında bir çocuğun artık biz
çok daha sohbet etmesini, yetişkinler gibi neredeyse sohbet etmesini bekliyoruz. Tabii ki bazı zorluklar, aksaklıklar olabilir. Yetişkin demişken her şeyi öyle almayın. Fakat 5 yaşına kadar beklemek asla yapmamız gereken bir şey değil. Şunlarla ilgili çok fazla yorum ya da soru geliyor. Söylüyor ama söylemek istemiyor. İnat ediyor. Söylediğini bir daha söylemiyor. Öncelikle şu söylediğini bir daha söylememe konusuna girelim. Onunla ilgili bir video yapmıştım. Kelimelerin kaybolmasıyla ilgili. Bunun genel olarak 3 tane nedeni olabilir demiştim. Eğer böyle bir sorunuz varsa lütfen o videoyu öncelikle izleyin. Bir söylediğini bir daha söylememesi dil gelişiminde normal ama toptan bir kelimelerin kaybolması, iletişimin gerilemesi alarm zili çaldırabiliyor. Söylediğini söylemek istemiyor, inat ediyor ise biraz sakıncalı bir yaklaşım. Çünkü bir çocuk tembel olduğu için ya da inat ettiğinden konuşmamazlık etmez genelde. Ya konuşması için bir motivasyonu yoktur, motivasyon sağlanmıyordur. Bunu çünkü biz de yapabiliriz. Baktığımızda çocuğu desteklerken dil gelişiminde en çok yaptığımız şeylerden biri bu. O motivasyonu arttırmak, dil girişimi fırsatlarını arttırmak. Bu olmuyordur. Söylüyor ama söylemek istemiyor noktasında da baktığımızda konuşmak aslında çok kolay bir beceri değil. O yüzden çocuğun demek ki o becerisinde bazı eksiklikler ya da yaşadığı bazı zorluklar var demektir. 22 aylık kelime tekrarı yapıyor. Bu normal mi diye bir soru geldi. Baktığımızda çocukların dil gelişiminin bu ilk evrelerinde gelişimsel takılmalar ya da kekemelikler görebiliyoruz. 2-5 yaş arasında görülebildiğini söylüyoruz genelde. O yüzden daha bu ilk zamanlarda dil gelişiminde arada kelime tekrarı yapabilir, çocuk takılabilir, bazı şeyleri uzatarak söyleyebilir. Bunları bir süre normal karşılıyoruz. Gözlemleyin, düzeltmeye çalışmayın çocuğunuzu. Hadi söyle demeyin, işte yapabilirsin falan. Sadece onunla göz teması kurun. Bekleyin onun söylemesine izin verin. Cümlesini tamamlamasına, ne söyleyecekse söylemesine izin verin. Ve gözlemde kalın. Bu uzun sürüyor mu? Yoksa yavaş yavaş düzeliyor mu? Çocuğunuzda çok büyük kaygı davranışlarına yol açıyor mu? Bunları gözlemleyin. Ailede kekemeliğe olan biri var mı? Bu da önemli çünkü genetik bazı geçişleri olabildiğini de görüyoruz. Son soru bu. Öğrenci dil ve konuşma terapistlerinize tavsiyeleriniz nedir sorusu. Aslında düşündüğüm en önemli iki tavsiye var. Üçüncüyü de bakalım gelirse şimdi söyleyeceğim. Birincisi İngilizce. Çok önemli. İngilizce öğrenin. Gerçekten pek çok bilimsel makale, kaynak, her şeye erişiminiz ancak İngilizce ile oluyor. Tabii ki Türkçe'de de kaynaklar, makaleler oldukça gelişiyor. Fakat İngilizce şu an akademinin dili, dünyanın dili. Her şeye ulaşmak için, bilgiye ulaşmak için ihtiyacımız olan şey. İkincisi de öğrenciliğiniz sırasında çok organize olun. Dil ve konuşma terapisti bölümü çok yoğun bir bölüm. Ben bu kanalda genelde dil gelişimi gecikmiş konuşma anlatıyorum ama bu sadece küçük bir kısmı dil ve konuşma terapisti eğitiminin. Bunun afazisi var, motor bozuklukları var, kekemeliği var. Var da var. O yüzden organize olun. En başından itibaren organize olun. Her şeyinizi çok iyi organize edin. Bunu sonradan da yapmanız gerekebilir mecburen. Ama bunu ne kadar baştan sıkı tutarsanız o kadar iyi. Bir tavsiye daha vereyim, üçüncüsü olsun. O da ilk böyle alana girdiğimizde o kadar okuduk, öğrendik. Sanki hiçbir şey bilmiyoruz. Her şeyi baştan öğrenmemiz gerekiyor gibi geliyor. Bu da çok normal. Bir süre sonra insan alışıyor. Tabii ki her zaman öğrenmenin sonu yok. Hep daha fazla öğrenmemiz gerek ama o ilk anlarda, ilk terapi uygulamaya başladığınız anlardaki şok çok normal. Onu söylemek istiyorum. Genel soru cevap seansını burada kapatıyorum. Eğer bu sorulardan biri sizin de sorunuzsa umarım cevap aldınız. Kısa da olsa. Çok daha fazla derine inen videolarımız var. Aşağıdaki linklere bakın. Onun dışında dediğim gibi dil gelişimiyle ilgili bu kaynağı indirmenizi öneriyorum. Linklerde görebilirsiniz aşağıda. Oradan da çocuğunuzun dil gelişimini takip edebilir. Ve yine en arkada ne zaman destek gerekebilir gibi bir bölüm var. Orada da aylara göre, yaşlara göre ne olmuyorsa çocuğunuzun desteğe ihtiyacı olabilir. Ondan bahsediyoruz. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.